Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam 4 çeşit iftar menüsü hazırladım. Dönerli menü. Ailem için hazırladığım 4 kişilik bu menüyü muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Döneriyle, çorbasıyla, pilavıyla, salatasıyla çok güzel bir menü oldu. Özellikle hafta sonuna da çok yakışacak. Hemen öncelikle buzlukta tuttuğum tavuk göğsünün sosunu hazırlıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı, bir adet orta boydan biraz daha küçük kuru soğanı rendeliyorum. Önce siz soğanı rendeleyin, sonra yağı dökün. Benim dalgınlığıma gelip önce yağı döktüm. Soğanı da içerisine rendeliyorum. 3 çorba kaşığı dolusu yoğurt. Yoğurdum ev yapımı olduğu için biraz sulu. 2 diş sarımsak, kırmızı toz biber, kekik, karabiber, biraz kimyon, biraz da pul biberi, biraz köri ilave ediyorum. Köriyi çok az katmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok lezzetini bozuyor bence. Biraz da tuz ilave edip şöyle bir çırpıyorum ve kenara alıp tavukları doğramaya başlıyorum. 4 kişi için ortalama 700 gram kadar tavuk göğsü yeterli geliyor. Buzluğunuza koyup şöyle dışarıya çıkarıp yarım saat bekletip çok rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Normalde döneri hazırlarken öncesinde soslayıp sonra buzluğa kaldırıyorduk. Ama bu hızlı olanından, yani hemen hızlıca yapmak istediğinizde yapabileceğiniz bir döner. Dilimleri elimden geldiğince incecik dilimleyip hazırladığım sosun içerisine atıyorum. İnanın çok lezzetli oldu. Daha sonrasında da izleyeceksiniz zaten. Gayet güzel de kızardı. Hazırladığım menü çok da güzel, uyumlu birbiriyle bir menü oldu. Hafta sonu için ben çocuklarıma genelde böyle tarz yemekler hazırlıyorum. Ramazan olunca da şöyle güzel bir döner menüsü hazırlamak istedim sizlere. Bütün tavukların hepsini aynı şekilde elimden geldiğince ince ince kesip sosun içerisine karıştırıyorum. Şöyle elimle iyice tek tek böyle ayıra ayıra sosluyorum. Bu esnada böyle eldiven kullanmadım. Ben mutfakta eldiven hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Sonuçta bunu yapıyorum. Yiyecek olan da benim. Görüntü kirliliği için de kusuruma bakmayın lütfen. Çünkü böyle bu şekilde yapmam gerekiyordu. Hepsini böyle tek tek ayıra ayıra sosa buluyorum. Bunu dolaba kaldıracağım. Bu dolapta beklerken hemen pilavımı yapayım ki o demlensin. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 su bardağı pirinci öncesinde ıslattım. Güzelce yıkayıp iyice süzdürdüm. Pirincin içerisine ilave edip şöyle 1 çorba kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Pilav birazcık yağlı güzel oluyor. Belki yağı size çok gerekir. Yarım çay bardağı sıvı yağ da koyabilirsiniz isterseniz. Şöyle 2-3 dakika boyunca yağ eriyene kadar güzelce kavuruyorum pirinci orta ateşte. Ben buzluğa böyle kendi ev yapımı tavuk suları yaptım arkadaşlar. İçerisinde sebze de var. Bunun tarifini de eğer isterseniz vermek istiyorum ben de tarifini. Bir yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda tarifini de vereceğim. Tuzunu da ilave ettim. 2 su bardağını ben 2,5 su koyuyorum arkadaşlar. Yani 2 su bardağı pirinç, 2,5 su bardağı da kaynar suyu ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Tavuk suyunu bırakın, kendi kendine erisin. Kapağını da kapatıyorum. En kısa alıyorum kaynamaya başlayınca ve suyunu çekti gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi çok güzel, tane tane müthiş bir pilav oldu arkadaşlar. Böyle yağını biraz bol kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü pilavın tane tane olması için biraz yağlı güzel oluyor. Ben bunu kaldırdım, güzel bir sofra bezine sardım. Hemen çorbama geçiyorum. Çorbam da mısır çorbası. Bir çorba kaşığından biraz daha az tereyağını eritip içerisine dolu dolu bir çorba kaşığı ama tepeleme dolu unu da ilave edip şöyle bir 15-20 saniye boyunca kavuruyorum. Kavurduktan sonra öncelikle içerisine bir su bardağı soğuk su katıyorum ki direkt kaynar katarsanız içerisine un topak topak olacaktır arkadaşlar. Soğuk su ilave ettikten sonra üzerine 1 litreden biraz daha az su ilave ediyorum. Toplamda 1 litre su kullandım arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıp unu iyice içerisine dağıttıktan sonra içerisine
Yarım su bardağı konserve mısır ilavesi yapıyorum. Tuzunu da katıp iyice karıştırıyorum. Kaynamaya başlamadan önce yarım çay bardağı sütünü de ilave edip siz bu esnada tam şehriyi katın arkadaşlar. Ben şehriyi tam unuttum, son anda kattım. Şimdi yani kaynamaya başlamadan önce sütten sonra hemen şehriyinizi de katın. Biraz karabiberin tuzunu da ilave ettim. Şehriyi unuttuğum için biraz geç attım ben. Şöyle iki çorba kaşığı kadar da tel şehriye ilave ediyorum. Zaten tel şehriye 10-15 saniyede pişen bir şey. Tel şehriyeler de piştikten sonra ocaktan alıp kenara koyuyorum. Şimdi salata yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane havucu rendeliyorum. Ben bu esnada dalgınlığıma gelip salatalığı da rendelemişim arkadaşlar. Sizler doğrayın. Nasıl oldu bilmiyorum. Çünkü iftarı yetiştireceğim diye bazen acele ediyorum. Kusuruma bakmayın. Kötü bir salata olmadı ama doğramanız daha iyi olur. Birazcık rokayı, göbek salatalığı da yıkadım güzelce. Onları da birlikte doğruyorum. Göbek kullandım ama sizler kıvırcık da kullanabilirsiniz. Sadece rokayla da yapabilirsiniz. Hazırladıktan sonra servis tabağını alıp şöyle hafiften bir elimle karıştırıyorum. Diyebilirsiniz her şeyi elinizle karıştırıyorsunuz. Kaşık kullanmıyorsunuz ama bazı şeyler de böyle kaşıkla değil de elle güzel oluyor arkadaşlar. Küçük çeri domateslerini de şöyle ikiye, dörde bölüp kesiyorum. Özür dilerim. Salatayı elimle şöyle karıştırdıktan sonra üzerine bırakıyorum. Ben kenarda biraz mısır kalmıştı. Onu da üzerine bıraktım. Çocuklar mısırı çok sevdiği için salataya da mısır olunca biraz yemek istiyorlar. O yüzden mısır kattım biraz da üzerine. Ve salatam da hazır. Onu da kenara alayım. Hemen tavukları kızartmaya başlayacağım. Tavuğu ben öyle tek tek gözünüz alıyorsa yani kızartabilirsiniz, isterseniz tek tek atıp kızartın. Ben öyle uğraşmak istemedim. Hepsini içine attım. Altını da en yüksek ayara açtım arkadaşlar. Siz de çok bir aşırı derecede karıştırmadan altını ocağınızın yüksek ayara açın. Kapağını da kapatın. Böyle sulandığı zaman o tek tek ayrılmaya başlıyor zaten. Ama öncesinde ben böyle kaşıkla bir şöyle karıştırdım. Bakın böyle sulanıyor kapağını kapattığınızda zaten tek tek birazdan göreceksiniz ayrılmaya başlıyor. Bu pratik bir döner olduğu için öyle çok uğraştıran bir döner değil. En hızlısından evde yapabileceğiniz bir döner. Yani ev yapımı döner öyle dilim dilim dışarıdakiler gibi düşünmeyin. Aralıklarla kapağını kapatıp açıp karıştırdım. Ama altı hep yüksek ayardı. Artık kızarmaya başladı. Suyunu tamamen çekti arkadaşlar. İçerisine ben bir miktar da şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Onunla da böyle birazcık alttan kızarmaya başladı. Karıştırdım. Ocaktan alana kadar hep altı yüksek ayarda olsun. Çok aşırı da kızartmayın. Bu sefer kuru olur arkadaşlar. Hafiften kızartmanız bu şekilde yeterli. İnanın çok lezzetli oldu. Böyle hakiki döner gibi olmuyor tabii ki. Bu ev yapımı bir döner. Ama dışarıdansa evde bu tarz bir döner yapmayı tercih ediyorum ben. Artık tavuk dönerim de hazır. Soframı hazırlayıp sunuma geçebilirim. Servis tabaklarımı koydum. Bu sofrayı tamamen kendi ailem için hazırladım arkadaşlar. Herhangi bir misafir için falan değil. Sizler de dilediğiniz gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Salatamı da ortaya koyuyorum. Hemen burada nar ekşisi, limon, zeytinyağı ve tuzla salataya bir sos hazırladım. Onu da masaya koydum. Pideleri de servis ettim. Bardakları da yerleştirip ben biraz patates kızarttım. Biraz turşu, biraz da domates. Pilavı da gördüğünüz gibi güzelce sardım. Böyle 2-3 saattir bekliyordu. Tane tane oldu arkadaşlar. Pilavım gerçekten çok güzel oldu.
Pilavı da ve tavuğu da sizlere şöyle gösterip hemen yemeklerimi servis tabağını alıp videomu bitireceğim. Tavuk kuru falan olmadı arkadaşlar. Çok yakarsanız, çok kızartırsanız kurur. O yüzden yoğurt olduğu için gayet yumuşak oluyor. Hemen mısır çorbamı da servis tabağına alayım. Çok güzel kıvamı falan çocuklar özellikle çok seviyor. Ana yemeğimi de servis tabağına alayım. Tavuğu dökerken böyle kalıp gibi çıkacağını düşündüm sanırım. Çevirdiğimde dağıldı. Yanına patatesi, domatesi, turşusunu koydum. Gayet güzel bir menü oluyor. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına da puanlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.